güneş, savanayı altın sarısı bir örtüyle kaplamıştı. Gölün kıyısında oturan Aşya, parmaklarıyla toprağı eşeleyerek küçük bir delik açıyordu. Gözleri, derinlerde görmek istediği sırları ararcasına suya dalmıştı. Gün avlanırken bulduğu keskin taş, elinde bir uzantı gibiydi. Toprağı kazırken, zihninde av sahnesi canlanıyordu. Büyük boynuzlu antilop, sürüsünden ayrılmış ve Aşya'nın tuzağına düşmüştü. O anı yaşarken, dudakları hafifçe kıvrıldı. Başarılı bir av, kabilesini doyuracaktı ve bu da onu kabilenin en saygın üyesi yapacaktı. Aşya bir avcıydı ama aynı zamanda bir anlatıcıydı. Akşamları, ateşin etrafında toplanan kabilesine günün olaylarını anlatırdı. Gözleri, ateşin kızıl alevlerinde kaybolurken, kelimeler ağzından dökülürdü. Antilopun kaçışını, mızrağın hedefi buluşunu, diğer avcıların sevincini. Her bir detay, dinleyenlerin zihninde canlı bir tablo oluştururdu. Tüm bunlar sadece günün olaylarını aktarmıyordu. Her bir kelime, her bir tarif ya da mimik kabilenin hafızasını şekillendiriyor, gelecek nesiller için genetik bir miras bırakıyordu. Aşya'nın kullandığı dil, kullandığımız dil kadar karmaşık değildi. Basit sesler, işaretler ve mimiklerden ibaretti. Yalnızca yüzeysel bir iletişime yetiyordu. Ancak bu basit iletişim oldukça etkiliydi. Avlanma tekniklerini paylaşmak, tehlikeleri anlatmak, duygularını ifade etmek için yeterli oluyordu. Fark etmeseler de, dil iletişim aracı olmaktan çok öte, düşüncelerini ve mantıksal yorumların gelişmesine de katkıda bulunuyordu. Ne kadar gelişirse, düşünceler de o kadar karmaşık hale geliyordu. Ve o kadar çok boş zamanları oldu ki, dilleri hızlı, hem de çok hızlı biçimde gelişti. Tabii ki zekaları da. Aşya bir gün gökyüzüne bakarken, parmaklarıyla ayın hareketlerini taklit etmeye başladı. Ayın dolup eksilmesi, mevsimlerin değişmesi, doğanın döngüleri. Gözlemleri, onun zihninde ilk karmaşıklık çözümlerini yaratmıştı. Zaman kavramı, doğa ile insan arasındaki ilişki. Bu düşünceler, daha sonraki nesillerin takvimler ve mitolojiler geliştirmesine zemin hazırlayacaktı. İlk Homo sapiensler, hayatta kalmak için başka etkileşimlerin kazanımlarını ve karmaşık ilişkilerin gerekliliğini kavramak üzereydi. Anlam vermek ya da anlamlandırma çabaları, onları çok yönlü motivasyonlar kazanmasına neden olmuştu. Evreni anlama, doğayla uyum içinde yaşama, geleceği tahmin etme. Bu arayış, beyinlerinin sürekli olarak aktif kalmasını sağladı. Dilin gelişmesi, alet yapımındaki ustalık, sosyal ilişkilerin karmaşıklaşması. Bütün bunlar, aklın evriminde önemli adımlardı. Aşya'nın hikayesi, atalarımızın nasıl düşündükleri, nasıl iletişim kurdukları ve nasıl bir dünya görüşüne sahip oldukları hakkında bize kimi ipuçları veriyor? Onların basit gibi görünen yaşamları, aslında sofistike düşüncelerin, duyguların ve sosyal etkileşimlerin bir ürünüydü. İlk anlatılar, ilk aletler, ilk sanat eserleri. Bütün bunlar, insanlık tarihinin benzersiz sayfalarını oluşturuyor ve bizlere, aklın evriminin ne kadar uzun ve zorlu bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Hepimiz merak etmişizdir. Dünyadaki tüm canlılık ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Basit mikroorganizmalardan bugün gördüğümüz karmaşık yaşam formlarına nasıl evrimleştik? Cevap, milyarlarca yıl öncesine, dünyanın henüz genç ve çok farklı bir gezegen olduğu bir zamanda saklı. Evrimsel süreçte, basit mikroorganizmalar, doğal seçilimin etkisiyle sürekli olarak değişerek ve gelişerek çeşitli canlı formlarına geçişler yaptı. Süreç sonunda ilk omurgalılar, ardından memeliler ve nihayetinde ilk insanımsılar ortaya çıktı. Beyin yapısı, sosyal beceriler ve alet kullanımı gibi özellikler kazanarak, nihayetinde düşünebilen ve üreten bir tür, yani Homo sapiens meydana geldi. Günümüzde ise, dil, bilinç, karmaşık sosyal yapılar gibi benzersiz özelliklere sahip olan insan, evrim ağacının en üst basamağında yer alıyor gibi görünüyor. Her şey, ilk yaşamsal formların sularda ortaya çıkmasıyla başladı. Kimi canlılar karaya çıktı ve farklı etkilere uyum sağlamak zorunda kaldı. Uyum sürecinde, bazıları daha avantajlı özelliklere sahip oldu ve hayatta kalmayı başardı. Doğal seçilim, dediğimiz süreç, canlıların zamanla değişmesine ve yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Atalarımız da benzer bir süreçten geçmişti.
Ağaçlarda yaşayan küçük memelilerden, yavaş yavaş dik yürüyen ve daha büyük beyinlere sahip olan canlılara dönüştüler. Bu değişimler, onlara çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlama ve kullanma yeteneği verdi. Alet yapmaya, ateş yakmaya ve birbirleriyle iletişim kurmaya başladılar. Beynimizin büyümesi, alet yapma becerimiz ve sosyalleşmemiz, beynimizin daha karmaşık işlemler yapabilmesini sağladı. Dilin gelişmesiyle birlikte, bilgi paylaşımı hızlandı ve kültürümüz zenginleşti. Tüm bunlar aynı zamanda onca türün arasından sıyrılıp, homurdanan gırtlak yapısından, akademik analizler ve bilimsel dille anlatım yapabilen bir canlıya dönüşmeyi başarmış atalarımızın öyküsü. Belki de bu yüzden, bugüne kadar anlatılmış en muhteşem hikaye, insanın hikayesidir. 4,5 milyar yıl önce, meteorlar tarafından dövülen, lav okyanusların olduğu, cehennem gibi bir gezegen düşünün. Hayatın en ufak belirtisini bile barındırmayan, kaosla dolu bir dünya. Böylesi bir ortamdan, yüz binlerce bitki çeşidi ve canlılığın oluşacağını hayal etmek bile, en hafif deyimle, sadece bir delilik olabilirdi. Bilim insanları suyun bu dönüşümde kritik bir rol oynadığını söylüyor. Suyun kuyruklu yıldızlar veya kozmik olaylarla gezegenimize ulaştığı önermesi en çok kabul edilen görüşler arasında. Su, kimyasal bileşenlerle karışarak çeşitli reaksiyonların oluşmasını sağladı. Çorba belki de o döneme uygun en doğru tanımlayıcı ifadedir. Şimşekler ise bu kimyasal çorbaya sihirli bir değnek gibi dokundu ve sonuç olarak genetik materyalin temelleri atıldı. İlk hücreler, basit bir yapıdan daha karmaşık bir forma dönüştü. Kendilerini kopyalayarak ve çevresel baskılar sonucu mutasyonlar geçirip, hayatta kalmayı öğrenerek, bugünkü tüm yaşamın temelini oluşturdular. Üzerinde bulunduğumuz gezegendeki yaşam, milyarlarca yıllık evrimsel süreçlerle şekillenen, karışıklıkların, kavgaların ve dişe diş bir evrimin sonucuydu. Modern insanın atalarının da bu süreçteki varlığını düşündüğümüzde, aslında bugün gördüğümüz her şeyin çok uzun ve karmaşık yolculuğun bir parçası olduğunu anlıyoruz. Evrenin bize sunduğu bu olağanüstü hikaye, yaşamın ve bilincin ne kadar mucizevi bir yolculuk olduğunun kanıtıdır. İçlerinden bir omurgalının seçilmesi, evrimsel süreçte çeşitli aşamalardan geçerken, farklı yollar ve sonuçlar aracılığıyla tekil, olağanüstü bir yaşam formuna dönüşmesi ise, bilimsel açıdan tüm anlatıların en eski ve en olağanüstü destanıdır. Türünde tek gelişmiş varlık olan insan, 4 milyar yıllık zorlu geçen bir evrimin sonucuydu. Bu uzun yolculuk, yaşamın nasıl başladığını anlamak için çözülmeyi bekleyen karmaşık bir bulmacayı da beraberinde getirir. Bilmek, anlamak ve kavramak için bu yolculuğun yapılması gerekiyor. Ben, Anubis, umarım herkes için yararlı bir içerik olur. Güneş sistemimiz. Buz devlerinin sessiz yalnızlığıyla ve yanmış, çöllerin hüzünlü manzaralarıyla dolu bir yer. Tam ortasında yer alan dünya ise, güneşe olan ideal uzaklığı, koruyucu atmosferi ve sıvı suya sahip olması sayesinde yaşamın yeşerdiği bir cennet. Şiddetli çarpışmalar, buzul çağları ve volkanik patlamalar gibi sayısız zorlu sınavı atlatması, gezegenimizin karmaşık jeolojik geçmişi ve şanslı tesadüflerin birleşimi sayesinde mümkün oldu. Bu eşsiz koşulların bir araya gelmesi, evrende yaşamın ortaya çıkması için gereken nadir bir kombinasyondu. Oysa Güneş sisteminde yaşamın yeşerebileceği birçok gezegen adayı vardı. Mars, Venüs, hatta dev gezegenlerin uyduları bile bu yarışta yer almıştı. Ancak şiddetli çarpışmalar, aşırı sıcaklıklar ve radyasyon gibi zorlu kozmik sorunlar bu adayların çoğunu yok etti. Sadece dünyamız, acımasız kozmik savaştan galip çıkmayı başardı. Peki, dünyayı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdi? Öykümüz, yer çekimi etkisiyle gaz ve toz parçacıklarının yoğunlaştığı bir zamanda başladı. Bu yoğunlaşma, nükleer füzyon reaksiyonlarının tetiklenmesine, ardından bir protostarın oluşmasına yol açtı. Protostar, zamanla kararlı bir hale gelerek Güneş'i oluşturdu. Güneş sistemindeki gezegenler ise, protoplanet disk adı verilen bir yapının içindeki birleşmeler sonucu oluşmuştu. Önceleri dünyanın sıcaklığı oldukça yüksekti. Yüzeyi de erimiş haldeydi. Henüz yaşamı oluşturacak ne bir yapıya ne de şekle sahip değildi.
Gezegen yavaşça soğudu ve katı bir kabuk oluşmaya başladı. Soğuma atmosferin gelişmesi için zemin hazırlayan ilk evre oldu. Koruyucu gaz tabakası, başlangıçta dünyanın içinden gelen emisyonlarla meydana geldi. Gezegenimizi uzayın sert koşullarından koruyarak, yaşamsal koşullar için zemin hazırladı. Zamanla atmosfer meteorit ve kuyruklu yıldızların çarpmasıyla daha da zenginleşti. Her bir çarpma bugün hayatı sürdüren karmaşık bileşimlere katkıda bulundu. Atmosferin oluşumu, gezegenin evriminde önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Atmosfer sadece gezegeni zararlı radyasyondan korumakla kalmadı, yaşamın ortaya çıkıp gelişmesi için gerekli koşulları da sağladı. Dinamik ve sürekli değişen yapısıyla, dünyanın iklimini ve çevresini şekillendirmeye devam ederek, onu bugün yaşanabilir çevreler durumuna getirdi. Aslında dünyamızın oluşumu, evrenin genişliği ve karmaşıklığının bir kanıtıdır. Kozmik evrim olağanüstü öyküsünde bize ait bir sayfa açmış gibiydi. Rastlantısal karşılaşmalar ve karmaşık süreçler gibi görünen tüm evreler, birbirini tamamlayan yapbozlar gibiydi. Sanki tüm her şey, yaşamı destekleyecek bir gezegen yaratmak için bir araya gelmişti. Gezegenimizin köklerindeki gizemlerine derinlemesine indiğimizde ise, dünyanın oluşumundaki hassas dengelere dair daha büyük bir saygı duyup, evrenin sınırsız yaratıcılığı karşısında derin hayranlıklar oluşmasına neden olan muhteşem öykülere rastlıyoruz. Dünya, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumuyla başlayan karmaşık bir sürecin sonucuydu. Bu süreç, kozmik toz ve gaz bulutlarının birleşmesiyle başlar ve zamanla gezegenimizi şekillendiren büyük olaylar meydana gelmesiyle devam eder. Dünyanın oluşumu, gezegenin bugün sahip olduğu yapısal, kimyasal ve biyolojik çeşitliliğin temelini oluşturur. Tüm her şey, Güneş sistemi ile birlikte başladı. Güneş sistemi, yıldızların doğum yeri olarak bilinen nebulalar yani büyük gaz ve toz bulutlarının yerçekimi etkisinde çökmesiyle doğdu. Çökme sonucu oluşan diskte, merkezde Güneş ve çevresinde gezegenimsi adı verilen küçük gök cisimlerinin bir araya geldiği potansiyel gezegenlerin çekirdekleri yer alıyordu. Dünyamız da gezegenimsi yapıların şiddetli çarpışmalarıyla doğdu. Çarpışmaların etkisiyle gezegen erimiş bir magma okyanusuna dönüştü. Soğuma sürecinde ise farklı katmanlar iç yapıyı şekillendirdi. Bu aşamada, yaşamın oluşması için uygun koşullar henüz mevcut değildi. Zamanla soğumaya başlayan gezegenimizde, daha ağır olan maddeler, demir, nikel gibi, yerçekimi etkisiyle merkeze çökerken, daha hafif olanlar, silikat mineralleri gibi, yüzeye doğru yükseldi. Böylece çekirdekte, manto ve kabuk olmak üzere farklı katmanlar oluştu. Dünyanın merkezinde yer alan çekirdeğin sıvı dış kısmı, gezegenimizin dönmesiyle birlikte hareket ederek bir dinamo etkisi yarattı, bu da manyetik alanının ortaya çıkmasına neden oldu. Manyetik alan, güneş rüzgarlarının zararlı etkilerinden bizi korur ve yaşamın var olması için gerekli koşulları sağlar. Dünyanın erken evrelerinde yoğun bir volkanik aktivite vardı. Volkanlar su buharı, karbondioksit, azot ve diğer gazları atmosfere püskürtmeye başladı. Zamanla gazlar soğuyarak atmosferi oluşturdu. Ancak ilk atmosfer, günümüzdeki atmosferden oldukça farklıydı. Oksijen gibi yaşam için gerekli gazlar henüz yoktu. Milyarlarca yıllık evrimsel süreçte, dünyadaki yaşam ve jeolojik süreçler atmosferimizin bugünkü halini almasını sağladı. İlk canlıların fotosentezle ürettikleri oksijen, atmosferdeki oksijen miktarını önemli ölçüde artırarak yaşamın daha komplike organizmalara evrilmesine zemin hazırladı. Hidrosferin oluşumu ise karmaşık bir süreçti. Bir teoriye göre, dünyaya düşen kuyruklu yıldızlar ve asteroidler su getirdi. Buz halindeki su, dünyanın soğumasıyla birlikte sıvı hale geçti. Zamanla okyanusları, denizleri, gölleri ve nehirleri oluşturdu. Atmosfer ve hidrosfer, dünyanın oluşumundan itibaren birbirleriyle etkileşim halinde kaldılar. Su döngüsü, atmosfer ve hidrosfer arasındaki ilişkinin en önemli göstergesidir. Atmosfer su buharı ve diğer gazları içerir ve su döngüsünün bir aşamasını oluşturur. Hidrosfer ise gezegen yüzeyindeki su kütlelerini ifade eder ve atmosferle etkileşim içindedir. Su okyanuslardan buharlaşarak atmosfere yükselir, yoğunlaşarak yağmur veya kar olarak yeryüzüne döner. Bu döngü, iklimi düzenler, kayaçları aşındırır, yeni topraklar oluşturur. Hidrosferin oluşumu, gezegenimizin jeolojik ve biyolojik evrimi için kritik bir adımdı. Fotosentetik organizmaların ortaya çıkışı, atmosfer bileşiminde köklü değişikliklere yol açan önemli bir evrimsel dönemi işaret eder.
Özellikle siyanobakteriler, güneş ışığını kullanarak karbondioksiti fotosentez yoluyla tüketip oksijen üretmeye başlamışlardı. Oksijen seviyesinin artmasıyla, gezegenimizin atmosferik ve biyokimyasal yapısında temel değişimlere neden olması, yaşamın evrimi ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir aşama olarak kabul edilmektedir. Artan oksijen miktarı ise, ozon tabakasının oluşmasını tetiklemiş ve böylece zararlı ultraviyole radyasyonundan korunma sağlanmıştı. Oksijenin artması, daha karmaşık yaşam formlarının ortaya çıkması için gerekli olan aerobik solunumu destekledi. Aslında dünyamız, harika bir su ve hava balonudur. Hava tabakası bizi uzayın zararlı ışınlarından korurken, su ise hayatın kaynağıdır. Bu iki şey sürekli ritmik bir dans içindedir. Yağmur yağar, buharlaşır, tekrar yağar. Döngü sayesinde dünyamız nefes alır. Tıpkı bir canlı gibi, hava ve su, gezegenimizin klimasıdır sanki. Sıcaklığı ayarlar, yağışları dengeler. Atmosfer denildiğinde çoğumuz genellikle gökyüzünü düşünürüz. Ancak bu, tüm kapsamını yansıtmaz. Birçok farklı katmandan oluşur ve yeryüzeyinden uzaya kadar çeşitli görev ve etkilere sahiptir. Farklı katmanları, troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer, çeşitli fiziksel ve kimyasal süreçleri yönetir ve farklı işlevlere sahiptir. Katmanlar hava olaylarından güneş ışınlarının filtrelenmesine kadar pek çok önemli süreci kontrol eder. Yani atmosfer, tek bir katmandan ibaret basit bir örtü değil, birçok farklı özelliklere sahip oluşumlardan meydana gelen karmaşık bir yapıdır. Örneğin, troposfer, hava olaylarının gerçekleştiği, bulutların oluştuğu ve canlıların yaşadığı en alt katmandır. Neredeyse tüm su buharı bu katmanda bulunur. Ozon tabakası stratosfer isimli katmanda yer alır. Ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzerek yeryüzündeki yaşamı korur. Uçaklar genellikle stratosferde uçar. Mezosfer, meteorların yandığı katmandır. Gökyüzünde gördüğümüz yıldız kaymaları mezosferde gerçekleşir. Termosfer, hava sıcaklığının çok yüksek olduğu bir katmandır. Kuzey ışıkları gibi doğal ışık gösterileri bu katmanda oluşur. Egzosfer, atmosferin en dış katmanıdır. Uzay boşluğuna geçiş yapılan bölge olarak kabul edilir. Su kütleleri hidrosfer olarak bilinir. Hem hava, hem de su, dünyamızın yaşanabilir olmasını sağlayan en önemli elementlerdir. Hava, sıcaklığı dengeler ve yağmur yağdırarak bitkilerin büyümesini sağlar. Su ise canlıların yaşaması için gereklidir. Dünyanın oluşumunu takip eden jeolojik süreçlerde, volkanik aktivitelerin yoğun olduğu bir dönem yaşanmıştı. Bu dönemde açığa çıkan su buharı, karbondioksit, metan ve amonyak gibi gazlar, ilkel atmosferin temel bileşenlerini oluşturmuştu. İndirgeyici karakter özellikleri gösteren atmosfer, günümüz atmosferinden oldukça farklı bir yapıya sahipti. Dünyanın soğumasıyla birlikte, su buharı yoğunlaşarak yağışlara neden olmuş ve yağışlar yeryüzünde birikerek okyanusları, denizleri, gölleri ve nehirlerin meydana gelmesini sağlamıştı. Hidrosferin oluşumu, gezegenimizin jeolojik ve biyolojik evrimi için kritik adımlardan biri olarak kabul edilir. Fotosentetik organizmaların ortaya çıkışı, atmosferin bileşiminde köklü değişikliklere yol açmıştı. Özellikle siyanobakteriler gibi organizmalar, güneş ışığını kullanarak karbondioksiti tüketip, oksijen ürettiler ve bilinen yaşam formları evriminde çok önemli bir aşamayı temsil ettiler. Atmosferdeki oksijen artışı, zararlı ultraviyole radyasyonu engelleyen ozon tabakasının oluşumunu tetikledi. Bu sayede, canlılar zararlı güneş ışınlarından korundu ve karalara çıkıp daha karmaşık yaşam formları geliştirebildi. Aerobik solunumun evrimi, hücresel solunumun verimliliğini artırarak, çok hücreli organizmaların ortaya çıkmasına ve biyolojik çeşitliliğin patlamasına neden oldu. Genç bir yıldızın etrafında dönen, toz ve gaz bulutu halindeki protoplanet diski içindeki maddeler, sıkışarak dünyayı oluşturmasının ardından, volkanik aktiviteler sonucu oluşan atmosfer ve okyanuslar, yaşamın temel bileşenlerini barındıran mükemmel bir ortam hazırlamıştı. Doğal seçilim ve coğrafi izolasyon gibi evrimsel süreçler sayesinde ise, dünya milyarlarca yıl içinde yaşamın filizlenip gelişebileceği benzersiz ve olağanüstü bir gezegen haline gelmişti.